Nasılsın Rami? Sağ ol, sağ ol. İyi, iyi. Merhaba İsmail abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Gel otur, bir çay koyayım sana. Sağ olun, iş çok, oturmayalım. Sen uğramazsın buralara, ne oldu? Eskiden çiftlikte çok iş vardı. Burnumuzu çıkaramıyorduk dışarı. Şimdi mandırayı da kapattık. Duyduk. Ben de duydum. Uğraşamıyoruz. Duydum. Geçenlerde peynir verdim size de, arkadaş söyledi. Evet, deniyoruz çevredeki mandıraları. Bizdeki çeşit başka mandıra da var mı İsmail abi? Aşk olsun. Önce bize gelecektin. Onun için geldim ben de işte ya. Reşat Bey'in oğlu Selim nişanlanıyor öbür gün. Hadi hayırlısı. Çiftlikte yapacaklar. Fiyatla anlaşırsak peyniri, tereyağını, yoğurdu falan sizden alalım diyorum. Anlaşırız İsmail abi, anlaşırız. Şu yaşaranların parası bizim mandıraya da bir girsin bakalım. Şöyle bereketlenelim biz de. Hadi bakalım öyleyse. Hadi bakalım. Ver liste ifadeti. Sabahtan istiyoruz hepsini. Tamamdır. Biz mi getirelim, siz mi alırsınız? Siz teslim ederseniz daha iyi olur tabii. O gün bütün arabalar sağa sola koşturacak. Bunu düşünmemiş oluruz. Tamam, hiç problem yok. Ayrıca o gün için mutfakta çalışacak ekstra eleman toplayacağız bu koydan. Sizin de göndereceğiniz birileri varsa yemeğiyle çalıştırırız. Olur. Biz bile geliriz İsmail abi. Malum kız evlendiriyoruz. Vallahi her kuruşa ihtiyacımız var bizim. Kardeşimi evlendiriyoruz da. İnanmıyorum. Bu güzel kız senin kardeşin mi Rami ya? Evet. İsmail abi, ben her şeyin en alasını yapacağım sana. Hiç merak etme, seni mahcup etmem. Sonrasında da hep bizle çalışırsınız inşallah. Evet işte, gösterin kendinizi. Ha bir eksik olmasın aman ha. Ortada bırakmayın bizi. Sen merak etme, bana bırak her şeyi. Hadi eyvallah. Hadi hoşça kal. Hayırlı işler. Güle güle. Güle güle. Dur bakalım, dur, daha yeni başlıyoruz. Sen yaşayanların mandrası olmak ne demek biliyor musun? Reşat Yaşaran bu adam. Kahyası deli. Kahya. Bak bir düşün bakalım. Kahyası böyleyse kendi nasıl? Olunca öyle zengin olmak lazım işte ya. Hadi iş başına, hadi bakalım. Bahane yok bugün. Yenge, akşam Mustafa'lar bize gelmek istiyor. Gelsinler. Yemeğe demeseydin. Düğün işi konuşulacakmış. Al Murat'ı da. Git yemek işine başla, hadi. Misafir senin misafirin, benim değil ki. Tamam, ben bir şey mi dedim? Murat, hadi alacağım. Eve gidiyoruz. İşten kaytarsın da ne olursa olsun. Bak bu saç dökülmesi için gün aşırı duştan önce 10 dakika diyorum, tamam mı? Ya friksiyon hep anlattığım gibi bunları yazmıyor. Yazmayın, hatırlarım. Size niye ebenine diyorlar? Annemin lakabıydı ebenine. O da benim gibi şifacıydı. Ben ne öğrendimse ondan öğrendim. Ay anacığım, şahane bir kadındı. Böyle boylu poslu, dalyan gibi. İşte Girit'ten gelmiş, buraya yerleşmiş, burada evlenmiş, beni doğurmuş. Ölene kadar eteğinin dibinden ayrılmadım hiç. Sonra o ölünce bu sefer de kasabalı bana ebenine demeye başladı. Ebenine aşağı, ebenine yukarı. Kısacası anacığım adını miras bıraktı bana. Ne güzel. İzmirli bir Rus'u var. O bana ebe nine diyor. Nine İngilizce 9 demek ya. Ebe nine yani. Hadi ne yapacağım, ben bir dükkan açtığım zaman tabelayı ebe 9 yazacağım. Aslında bu tariflerle İstanbul'a bir gelseniz var ya, kesin meşhur olursunuz. Ayol ben burada da meşhurum yavrum. Protokoldeki 20 bin hemen kaymakamdan sonra, ne haber? Ay şaka bir yana, ben burada öyle mutluyum ki. Otlarım burada, dostlarım burada. Siz evli değil misiniz? Ay bir ona ilacım yok, evde kaldım anacığım. Ay
ama aslan gibi bir oğlum var. O nasıl oluyor? Bu da annesinden miras kaldı bana. Bir doğurmadım yani. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Meryem abla, nasılsın? Ben de seni anlatıyordum küçük hanımlara. Limonata hazırladım. Hadi koyuver kedini. Ha yok, ben bir duş alıp çıkacağım. Selin bütün arkadaşları nişanlısıyla tanıştıracakmış. Cennet koyuna çağırdı. Peki, hadi git git git. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi bitti bunlar. Fayda görmezse ara. Görürsen de ara. Bittiği zaman malzemeler ben kuryeyle yenisini yollarım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hadi akşam yemeğe eve gelecek misin oğlum? Bilmiyorum, ararım ben seni. İyi tamam. Ya kızartma yapacaktım senin için, yapmayayım o zaman. Yok yok, yapma ablacığım, çok sağ ol. Kim gidiyorsunuz, herkes geliyor mu? Selin geliyor nişanlısıyla. Ha? Vural da ben karşıladım. Bu Vural şey miydi, bu eski hani kadastrocunun oğlu? Hı hı. Erdoğan da geldi. İyi, sen hariç soysuzlar çetesi. Aşk olsun Meryem abla. Var ya, sırf şu gösteri yapmak için bu kadar insan toplamadıysa dünyanın en adisiyim. Kraliyet uçağının kapısı açılıyor. Prens Yaşaran, müstakbel eşini doğduğu topraklara indiriyor. Prensi. Ve halkı selamlıyorlar. Gelmedi, gelmedi. Açsana oğlum. Benim değil. Sustur o zaman. Tamam, susturdum. Görüşmek istemediğin kızsa imdat diye kaydedeceğiz. Hı. İmdat bir, imdat iki. Mesela bende bir imdat yedi var, çok yapışkan bir arkadaşımız. İmdat yedi? Evet, gülme oğlum. Vallahi kafan kıyarken bir açıyorsun, ondan sonra kurtulabilirsin. Oğlum bu benim imdatlarımdan biri değil, Selim Bey'in imdadı. Kafası iken telefon numarasını veriyor, mecburen de telefon bende kalıyor. Sen versene şu numarayı bana. Yok ya. Ya ver oğlum işte ya, bak Selim'i bu dertten kurtaracağım. İmdat 8. Ne haber lan? İyidir. Bu ne tantana oğlum? Sorma, Meltem araba tutuyor da. Ha. Kerim. Hoş geldin. Daha da yakışıklı olmuşsun lan. Git gözün görmesin seni. Ne haber oğlum? Hayatım. Sizi şahanemle tanıştırayım. Kızın en şahane özelliği. Babasının meclisindeki koltuğu. Vural doğum günümde görmüştüm. Merhaba. Merhaba. Kerim, sana bahsetmiştim. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.